Mesela Universal 550'lerde, altlarda daha çok çaplama var altlarda. Onlara da diş seti yapılırken onlarda ekstra bir delik yerleri, yani delik yuvaları yapılıp bırakılıyordu. Yani gerektiği zaman seti takacak, üstte orayı delip tak montajını yapabiliyordum. Üniversiteyi çok da kullanmışımdır. Bir de bu traktör niye gelmişti? Ayırmıyor mu? Debriyaj ayırmıyor. Sıkıntı debriyaj ayırmıyor. Gitmiyor diyordunuz ya. Bu ayırmıyor. Nasıl geldiniz buraya? Buradan ben ayar yaptım. Ayar yaptın. Ayırıyor mu Ama şimdi? bak boşluk yok. Ayırmıyor. Boşluk yok. Boşluk yok. Öyle mi ayırıyor? Ha, bakalım o zaman. Debriyaj parçaları zarar görür. Bir de dur abi. He? Geri de oluyor bu debriyaj, hiç ayırmıyor. Şimdi de tamir boşlayalım, öyle çalış. Evet arkadaşlar, kuyruk balatası yeni takılmışa benziyor, parlaklığından görülüyor. Burada her tarafının yağ olduğunu görüyorsunuz, baskı da yağ olmuş. Ama içerisinde ne vardı ne yoktur bilmiyorum. Yani neden ayırmıyor bilmiyoruz. Şimdi bu elemanlardan bir ayar yapmış. Biraz fazla kaçırmış galiba. Balatanın köşelerine çarptığını görüyorsunuz. Perçin köşelerine. Bunun içi yağ olduğundan dolayı böylece belki kran keçesi, belki şanzıman keçesi biri değişecek. Hadi ameliyata el atalım. Evet arkadaşlar, motor çalıştığı zaman balata gövdenin yamuk olduğunu görüyorsunuz. Sağ sola oynuyor. Bunu çıkarıyorum. Gireni fıstıkları çıkarıyorum, yetiyor. Fare girmiş içine. Bu motor kimin lan? Osman nereye gitti? Onu bir tutacağım, tutmuyor mu bu? Bırak onu. Evet. Bekle. Bir şey çıkarsın. Evet, mümkün olduğunca fişleri çıkartmadan çıkarıyoruz. Çıkartmadan. Ama bu ne hikmetse parçayı değişecek ama olsun. Şeyin de şuna bunu çıkmış. Yok muydu? Bir yerden çıkmış. Bu değil miydi o? Bu değildir o zaman. Buradan bir denizden çıkmış. Bunlardan değil mi başı kablo? O zaman bu nereye? Göstergeye mi? Marş. Marşa mı gidiyor? Boştu yani. Yerlerini karıştım ay. Diğer tarafta da var.
buraya kadar geldim. Bir ara acele etmem. Şurada. Bir dene. Evet, fişlerini sökmeden bu elektrik testle bu yana doğru alacağız, bu yana doğru, bunları da buraya alacağız. Hiçbirinin fişini çıkartmayacağız. Toplarken daha kolay olacak toplarken. Bir dakika. Yukarı kaldırsana. Ne alacak acaba bu? Ha. Söylemeyin. Tamam, kaplular, tamam, kaplular. Bunları çıkarın. Ona gerek yok. Şunu çıkaralım. Abin önce çıkardı ama. Çevirerek. Artur bana iyi. Takmadan önlerde bu yana çekin de koy. Ha. Hadi daha kaldı orayı. Ha, tamam. Güzel. Düşürmeden o yana alın. Çok dolu değil. Şimdi bu depo sökülmeden asla bölemezsiniz. İki tarafı depo alttaki yatak iki taraf birbirine bağlıyor. Niye oraya yatıyorsun? Ben oradan malzeme alıyorum. Şurada çıkacak bu. Şunu çıkaralım, şunu alacağım. Aha, bundan aşağı doğru bastırılır. Tamam. Güzelmiş. O parça kelepçeyi düşünelim. Kelepçeyi geri takalım. Ondan sonra şurayı da sök, şurayı. Şunu. Şu altta tel var. Arkada ha. Bu yana geç. Tamam, böyle yine üzerinde bıraktık. He, onları sök. Hemen daha bir şey kalmamış ya. Çoktan sökmüşük, bölmüşük. Vidaları düşün. Traktör yolda giderken doldur. Sallamıyor. Tamam. Sarsıntı. Genelde bu depo önünde pullar oluyor, bakın pullar. İki tane pull var. Yani deponun şeyini, pozisyonunu, öne eğimini değiştiriyor. Aynı kutuya koy o parçanın altında. Tamam, bitmiş. Universalların çoğunda burada ekleme var. Yani kolay bulabilmek için. Ama fiyatlarda ise buradan söküyoruz, buradan beri. Üst boruyu ise buradan sökeceğiz. Üst boruyu, alt boruyu sadece buradan sökeceğiz. Onun için şanzıman yağını boşaltacağız. Şanzıman yağı da azmış. Buna rağmen şeyleri, balatayı yağlamış. Şimdi bu kaputu çıkarıyoruz. Bu kaputu motorun ön kısmını lifte takacağız. Lifte. Şurayı gevşetin yetiyor, şurayı bir de şuradaki pimi alın yetiyor. Bir tanesi yetiyor, bir tane gevşetin ha. Ha, birini sökün yetiyor. İkisini değil, bir taraf yeter. Şurada bir de kaput mandal, onu da sök, önce onu sök abi. Tamam, şimdi kaputu çıkarabilirim. Yavaş yavaş kabloları da atmayın. Dur. Ha. Sakin ol. Dur. Düşmesin kafana. Bunlar. Gördün mü, bu kadar basit. Burada şeyler oluyor, asma yerleri oluyordu. Bunları çıkartmışlar. Tamam. Dışarı mı? Böyle. İçeri. İçeri. Şimdi yetiyor. Şunu da sıkalım. İndir. Tekin. Geber. Tamam, şimdi bölme başlasın. Akıllandım.
Yeter. Yeter. Yeter artık. Yeter şimdi. Lokma da siyar üreyim. Aa, bunlar da töker lokma. Sığmaz. Havada iyi. Ne diyor? Aliyan da tükeceksin. Kapak versen. 8-9. Ölme tam bir çoğu var. Küçük harfler de varmış. Neden? Bir kişi, bir kişi lifte dursun. Durlayın bakayım yavaş. 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 Bir şey diye yum bakalım. Tamam, devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Hadi dur. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam. Tamam. Tamam, dursun. Tamam. Dur. Buna da koyun taşı. Küçük bir şey koyun. Koyma ya. Heh. Şey getirme tak oldu. O lazım olacak. Şimdi bakalım. Önce kumpas getirin bana. Burada yağ, çamur. Derbat içim. Evet arkadaşlar. Debriyaj yeni tamir edilmişe benziyor. Pek parmak izleri yok burada. Şunlara bakayım. Şunu şöyle. Şuna bakalım. Aynı ayar aynı değil. Bir de balata yan tarafta görünüyor. Üst balata. Şuna bakalım önce. 1 milim boşluk oluyor bu üzerinde. Bunda ise tamamen değiyor. Şuna bakalım. Bunda da 1 milim boşluk oluyor. Bunun ayarı kaçmış. Bunun ayarı iyi değil. Ölçülerini alalım. 3 santim 31 diyelim buna. Diğer kuyruk debriyajına bakalım. 53. Not alan not. Bu da 53. Bunlar neredeyse aynılar. 53 derece. Bunlarda sıkıntı var. Bizde de aynı takmamız gerekiyor. Umarım önceki usta hata yapmamıştır. Neyse şimdi sökme başlasın. 13 lokma. Tabancayla 13 lokma. Sökmeye başlıyor. Tamam devam. Karşılıklı sökmen lazım. Son. Kaç kere? Biraz ağır. Tamam. Komple alın aşağı. Komple uyan alın. Çevirmeyin. Yavaşça bırakın yere. İşte kuyruk mili bana tattı. Pek eskimedi zaten. Vur. Bunu böyle çevirelim. Çukur tarafı içeri giriyor yine aynı. Şimdi bunlar sökülecek. Hepten yağlanmış baratalar yağlı. Burada yağlı. Evet. Pimlerin olduğu yerleri. Şimdi. Yağlanmış hepten de yağlı. Bunlar da. Debriyaj ayar vidaları bunlar. Barata da yağlanmış barata. Demek ki gitmeyince. Oo, bu yeni ama nasıl bu kadar yağlanmış? Barata bile yeniymiş barata.
Yeni oldu belli oluyor. Yeni takmışlar da ama komple yağlamış, komple. Komple yağlamış. Böyle miydi? Böyle miydi? Böyleydi. Şunları gördüğün gibi şu parçalar fazla ağır yapınca parmaklara değmiş, şu parmaklara vurmuş, parçalayabilirdi yani. Ayar vidaları ise burada, ayar vidaları kolunun biri hani eğriydi ya, hepsi düz bakması lazım. Milimlerini aldın değil mi? 1,5'ta dışlara yaz, dışlara. Tamam, bunlar da yıkanacak. Baratan değişmesi lazım. Şimdi buradaki yağ siyah. Ya kran keçe de olur, bu kran keçe bozuktur. Motorları alır Ramazan abi farkı. Demirle basıyorum, motor ilerlemez oluyor. Az dur. Gelin kenara. Şimdi tut. İleri bastım. Kaç oradan. Bu kadar gol açayım mı? Kendin al. Kendin al. Yavaş, al burada. Patlatın kendinden değildir. Lan keçi değişmiş mi? Ya kaçırmış mı? Kaçırmış ya. Ne yap? Çalışmadı. Kaçırmış. Ha buradan akıyordu işte buradan. He oradan kaçmıyor mu? Buradan mı kaçırıyor? Hangi buradan yok? Kaçırıyor muydu? Kaçırıyor muydu? Ha. Bundan. Bundan yok mu? Bayağı yağ gitmiş. Buradan kaçma yok değil mi? Bu taraftan. Ben geliyordu da. Sarıydı, sarı mıydı? Ya, motor yağına bak bakayım sarı mıyım? Evet bu bilyaları. Şu parça debriyajı basıyor. Burada kuyruğu basıyor. Kuyruğum. Bunların çıkaracağı şanzıman keçesi değiştireceği, yani burayı sonuçta yağı doldurmuş, hem kran keçeyi hem şanzıman keçeyi değiştireceği. İlk bu mu çıkıyor oradan? Diğerim çıkıyor. Bu mu çıkıyor ilk? He. Şimdi öyle bir şey yokmuş ama şu an zaman buraya. Tamam. Diğeri. Abi. Hadi abi. He. Dur. Komple burada şanzımanın keçesi tam balataya geliyor, bakın bunu değiştirmemiz gerekiyor. Keçeyi tabi gövdeden çökeceği süre uzatmadan 12-13 lokma. Tamamdır. Ya da görmeden heh. Numarasını söylersin, o şeye oluyor muydu o? Ha, getir hadi bakalım, yanlıştır belki bu. 45-65-12. Şimdi bakalım sertleşim baba. Sertliği yumuşak bu da. 45-65-12. Bu çok gevşekmiş gerçekten de. Thank you.
Oğlum yeter yeter. Video çekiyorum, etme affetme ya. Önce gres vururuz çünkü dışarıya taşmasın. Belki görüntü güzel olur. İticileri de falan temizledik. Bu ara arkadaşlar tamam.
bir daha düşünme. Önce şu çek ha. Dışarı al. Pili direkt bilyesi işte orada. Bu bilye bulduk işte. Bakalım şimdi nasıl tasarlanıyor, görüyor musun? Boşluğu çokmuş bunun da. Buradan beri bilyeyi ittirebiliriz. Tamam. Abi. Gibi balata balans yapıyor demiştim ya, yamuk dönüyor diye, yamuk duruyor diye. İşte bu bilye sebebiyle duruyor. Yani düz durmadığı için fazla oyun oynuyor. Bunun değişmesi lazım. Zaten bu bilye yüzünden keçe kaçırır. Çokça kaçırır keçe. Ayrıca bunun burada da bir keçe var. O da şanzımanın diğer tarafında açmak gerekiyor. Bu karar da sahibine bağlı. Burayı değiştirmemiz gerekiyor kesinlikle. Dedim yetiyor, daha gitmez o. Burayı kıstırdım, bu kadar kırılır. İstirmemek lazım. Geçiyor mu? Geçiyor. Tamam, şimdi çevireceğiz. Biraz daha dönmesi lazım. Nereye sıkışıyor? Orta gövdeye sıkışıyor. O zaman çıkar. Tamam, şimdi oldu. O zaman bir tane boru vardı. Şimdi bunun dışarıdan, bunun üzerinden çekeceğimiz için şuradan kesebiliriz. Umudu da ya da hiç kesmeyelim değil mi? Yani girecek. Bakalım giriyor mu, kırdığım yer burada. Geçmiyor. Buna geçiyor. Bir çıkarıp bakayım. Efendim. Çevir geri. Güzel. Şimdi geçiyor. Ah, şimdi çevir. Dönüyorum bakalım. Bu döndü. O döner mi? Dönüyor. Ne alalım? Boru anahtarı lazım. Çevirme. Boru anahtarı. Koşun. Kapat. Sıvıla. Tamam, sıktı. Şimdi yapacağız. Sıkıyor ama duruyor. Motor bozulmuş. Eskimiş. Gaz yemiyor. Şöyle bakalım. Çok yüksek etmiş. Takalım. Bunları takalım. Çok aşk. Tamam.
Bakalım çektirecek mi? Çekerse sürpriz olur. Kameraya iyi olacak, o kameraya ışık durmasın buraya. 19 koş. Dönmemesi halinde. Yanaştır. Niye de yanaştıralım. Bakalım çekecek mi? Gel video yap. Aha farkı. Oran anahtarım. İyi çek, iyi uydak lan. Çıkartmıyor mu? Çıkarsa iyi, çıkmazsa. Buraya da çek abi, bırak. Bırak. Tamam, şimdi gidelim. Yavaş çek, oynatma kadar. Ooo, başardı. Oğlum bu. Çıkart sonunda. Kapat. 62-03-C3 Uman ORS almış. ORS sahibi alıp getirdi. Şimdi bunu çakacağız. Bakalım o kadar boşluk oluyor mu? Tamam. Sekman. Bak şimdi tırnak takılıyor mu? Tamam takılıyor mu? Sekman uyar. Gördüğünüz gibi iyice sıktı. Urman'ı değiştirdiğimize göre boşluk oluşmayacak. Urman'ı değişmedim. Bu miller böyle gidiyor. Buraya çöktü mü aşağı avuç tarafta açıklık kalıyor. Böylece yağ kaçırıyor. 120 de dün akşamdan var. 420. Deftere şak diye yazmış. İşte o link. Yağı bu tutuyor. Dış yağı. Mildeki yağı ise keçe tutuyor. Bunları sıkarken dikkat etmeniz lazım. Aşırı sıktığınızdan da bu parçalar kırılabilir. Çünkü altları boş kalıyor. Lastiğin üzerine biniyor yük. Lastik eski olduğu için Dyson kullanıyoruz. Sızdırmasın diye. Somurları versin Faruk. Hah. 13 uzatma şeyi de verin. Uzatmalı. Hah. Bunları sen öylesin. Yani duruyor yerinde, tamam. Biraz yavaşça dikkatlice takmamız gerekiyor. Şu tut tut. Ah işte oldu. Böyle bir daha kontrol edelim. Herhangi bir şey var mı? Yaya atmamış. Bunu takarken
Lastiğini kontrol edelim. Lastik de tamam. Takarken dikkatli yine. Ondan sonra şu iç mili düşerse tura çevirmemiz gerekiyor. Şunu bakın. Çevirerek. Ha tamam. Oldu. Tamam Osman. Ha, dur. Bir tane daha böyle pul vardı yerde. Buralarda yerde kurdum. Soğan yemişsiniz. Leş gibi kokuyorsunuz. Burnuma girerek çalışacağınız zaman soğan yemeyin. Evet. Hadi yeri. Abi tut şu lambayı. Osman ağzını hadi bu anlama. Ne biçim soğan kokuyorsunuz öyle. Şöyle işin. Kaç. Faruk yavaş, adamı boğdun. Gel ya bu, o yana. Dışarı, dışarı. Tamam. Şunları ver şunu. Şunu, şunu. Bu yana, bu yana, bu yana, bu yana. Sen bakma, buradan bak, buradan, oradan bakma. Tamam. Şimdi pimi var. Hangisi önceydi bu? Önce dış bir şey oluyor. Dış gelecek. Diğeri çöte. Bu galiba ilk giren bu muydu? Hadi geri çek. Gözle elime de bak. Tamam, milli eğitim. Yolla. Çevir, çevir, çevir. Abi, dur. Çevir, çevir hadi. Deliğe bakayım. Çevir, çevir, çevir. Tamam, tamam, tamam. Geri çık al. Hadi aşağı indir. Abi, o yana, o yana. Tamam, öyle yine sok. Çevirme fazla. Hadi dur. Somun. Somun. Çıktı. Kaç somun kaç? Hadi çevir hadi geri çok çektin deri. Geri çek hadi. Geri çek geri çevirerek. Çek. Hop. Tamam. Hadi. Diğerini de sokalım. Hadi. Nerede öbürü? Şimdi tutamadan. Dur öyle dur. Taraf atalım. Geçti mi? Tamam. Mini yetin. Tak. Geri çevirerek çevireyim. Çevireyim. Hadi. Devam et. Sigara satmaya devam et. Aldım. Mini verin. Bak. Osman ayağa kalk. Şu güneşin önüne dur. Ha.
iyi mi? Görünüyor mu acaba? Tamam. Mili oynat. İleri git, ileri. 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 Yönünü değiştirdin galiba. İleri git hadi daha. Bir ucuna vursana. Hadi dur, geri çek. Oğlum pozisyonu iyi çevirsene itaat ona. Yok bulamadı hala. Hadi daha ileri sok. İleri sok, ileri. Sok. 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 Sok ileri, sok. Sok ileri. Soksana oğlum, yanlış mı taktın? Ey Allah'ım. Oğlum girdisene içeri. Yanlış taktın çünkü. Yerim diye karıştı yeri. Tamam. Ya. Çevirin şimdi onu. Hadi daha ileri sok onu mili. Daha gitmiyor daha. Sok ileri, sok. Sok. Aşağı yukarı yap. Yanlış yaptı galiba bu ulan. Yaptım ben, bir şey yapamadım. Evet. Ya. Hep de yanlış da bir şey mi ne yapayım, sen de yapıyorsun her şeyi. Bir... Şimdi yavaş. Hadi aşağı indir önünü ha. İleri ileri ileri. İleri. Bekle. Hadi salla. Aşağı yukarı yap. Delik bulamadı. Geri çek hadi. Tamam ileri yap. Bekle. Şimdi öbürünü takacağız. Dur şunu. Dur şunu işte. Şimdi bu. Hadi ayağını değiştireyim. Şu ayakta tamam. Işığı dur dostlar, öbür ışığı. Güneşe durma. Ha. Şimdi somun nerede? Somunun biri. Burada. Mili çok yavaşça. Görünüyor mu bu ne? Aşağı. Sok sok sen. Hadi. Ha. Hadi yukarıdan bak. Oynat. Çevir. Yukarı kaldı kamera herhalde. Çok manevra yap. Yediye tort takın. Bunu al dursun. Kapat bu kamerayı. Şöyle kapatıyorum. Tamam. Kapat.
kötüye geçip. Koş kötüye koş. Geldi Faruk. Bezi versene elini bir kere sil. Dedi benim. Çıkarttın mı? Takıyor onu yerine nereye takılıyorsa. Eknene yerine. Görmüyor musun deliği var ha burada. Ha. Tamam. Yok buraya geçsin buraya. İyice geçmedim. Kumpas. Kapat. Tamam. Ya da açık olması lazım bak göre ama. Tamam. Volant. Kapatın. Bakalım hepsi uyuyor mu uyumuyor mu? Hepsi aynı olmaz. Şimdi uyumadı. Şimdi koydum. Pulu da var. Pul. Bu da aynı şekilde. Hepsi uyumuyor. Uyumadı. Öyle oldu. Şey ver vida. Vidalar. Ne var şu vidalar ver. Ondan ah kereteler. Ah iki kafa vida vermeye bilmiyor ulan. Bunun vidalar nerede? Çabuk çabuk. Arkada arkada. Ah buralara bak. Daha yerde geldi. Oğlum bunları bulun. Ver ki vidalarını unutmayın ha. Oldu mu şimdi? Kapat. Ama dikkatli kapat. Geri bir de suyun şaşırma. Gadağıma damatsan bırakırsın.
19. 19. Lokma verin o 17. 17 ise burada olsun. Tabanca. Tabanca, tabanca. On dokuz, on dokuz, on dokuz. Kapat. On dokuz. Nereye? Nereye? Alemin delicesi. Daha iki on sürsün hadi. Ya arabaya vurdunuz ya da kulağı sildi. Hep çöktü, hamur gibi oldu. Bir tane. Kapat. Bir tane. Adam ne kadar hızlı geliyor. Ben mi? Sen şu ışığlık bakayım az. Sağ ol. Sen abi buraya gel. Çabuk. Yan dolaş. Buraya buraya dolaş. Yan dolaş. Bu ışığı oynatmadan tut bakayım. Hayır, hayır, hayır. Çok, 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 çok. Tamam. Tamam. Hoş geldin abi. Şu, tamam bu da. Kapat. Şimdi. Roket, roket. Aynayı temizleyelim. Işığı bu yanına ver. Şey, dolaş da arkadan beri. Terek yeni depreye bana ses vuracak. Ses vuracak. Devye. Şap çabucak. Diğer anahtarıydı. Diş taraf böyleydi. O zaman böyle yapacağız. Buraya parmaklar dokunmuş. Bak parmaklar. Uzun taraf o zaman içe geçecek. İçe. Az daha indirelim mi? Hala dev kurum. Tamam. Şimdi sıra neydi? Sıra aynaya geldi. Hangi ayna derdi? Şöyle. Şey yapmaz, bir şey yapmaz. Gel lan. Bir şey yapmıyor abi, bir şey yapmıyor onlar. Aynayı çek. Tamam. 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 Ekmek istiyor. Şimdi içine şu olabilirim. Gidebilirsin, teşekkürler. Pimleri. Tamam. Sevdim seni. Teşekkürü kaynanana yetme. Tamam, ona da yetme. Hayırlı akşamlar efendim.
tane çekiç yok. Kapat. Evet, bunlara not almıştık böyle 1 santim 5 milimetre 1 santim 5 milimetre yani 150 milim ya da 150 işte hepsini öyle ayarladık sonrasında ayar kolay olsun diye sadece kuyruk baratasını değiştirmeyeceğiz çünkü pek kullanmıyorlar arkadaşlar. Kuyruk baratasının uzun tarafı içeriye doğru. Kuyruk mili baratası. Şurada bir çıt 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 atmıştım şöyle. Aynen burada var şurada. Şöyle. Bayağı ağır biraz. Yani bunlarda sabitleme şeyleri, anahtarlar oluyor. Maalesef o bende yok. Çünkü bu işleri nadir yapıyorum. Sonra göz hizasıyla bunların hepsini ortalayacağım. Veya o çivatalar numaralarını da yazıyor. 8-8 yazıyor. 8-8 mi? 8-8. Kaç oran çıkacağımız tork koyuyla bakacağız. Şöyle daha iyi. Dur şunu. Önce dış palatayı ortalayalım. Dış palatayı her yere aynı olacak. Şu deliklere baktığınız zaman aynı olacak böyle. Tamam. Ortaladık. Şimdi içtekini ortalamamız gerekiyor. İçteki daha uzun demir ince. Ha. Doğru. Bakalım şimdi böyle yapıyoruz. Bu taraf bu tarafa geliyor mu? Geliyor. Geliyor böyle, tamam. Gözde ortaladığımız zaman barata çok aşağıda görünüyor. Daha kalın, bunun kalın ince bu. Uzununu getirin lokma şeyinin. Lokma uzatmasın uzununu. Aha şurada. Şimdi bakın. Bu aşağı vuruyor balataya. Bu balatayı ortaladı zaten. Bakın yukarı. Bu sefer aşağı azıcık bir şey. 1 milim burada. Az daha, tamam. Şimdi şöyle bakalım. 1 milim görünüyor. Burada da aynı. Azıcık bir şey yukarı, tamam. Tamam. Şuraya bakalım. Şöyle. Oldu değil mi? Şimdi gözle bakalım. Gözle şöyle. Gözle şöyle bakalım. Tam ortada gibi görünüyor. Güzel ayarlamış. Gözde sizi bir yamukluk görünüyor mu? Görüyorsanız söyleyin. Düzeltelim. Ah tamam. Şimdi daha son kez şöyle. Ha bakalım. Zaten her yere aynı ölçüde geliyor. Daha takabilmek için.
bu diş balatayı nasıl ayarladık diyorsan, bu diş balatayı da şu köşelerine göre ayarladık, köşelerini ortaladık. Tamam. Hadi dönü bakayım. Şimdi. Neyse, daha dokunmayalım, cırt cırt. 13 lokma. Ver bakayım. Şimdi bunları sıkalım. Bakın bu parmaklar yukarı doğru kalkacak. Bakın. Tıktıkça yukarı kalkacak. Bakın. Bunlar da gidiyor. Bunlar çöküyor. Bu yukarı kalkmak lazım. Arada boşluk kaldı. Böylece tamamladık. Şunları bir sıkalım. Şey kapat. Kağıdı getir. M8 civata. M8 civata. Yani kalınlığı M8. 8-8 civata. M8 nereye geliyor? Buraya geliyor. 25 tor. Sıkacağız. 25 nm. Dur. 25 tor. Ayarlayalım. 25. Yeter. Hadi bakalım sıkabiliyor yok mu? Yetiyorumla bu kadar. 5. Otur da alalım. Kapat. Beş milim. Bu kaç? Bu 5-2. Bu kaç? Bu 5-2. Bu ise 5 milim. Bunu nasıl ayarlayacağız? Arkadan ağırlıyorduk. Tamam. Şey getir üstümün. 12. Tamam. Gevşeteceğiz değil mi? Şimdi bakalım. Beş milim, beş değil mi? Beş düzelmemiş, gevşetti mi ne oluyor? Dışarı gidiyor. Tam dışarı gidiyor. Çıktı mı acaba? Yoksa aynı mı oluyor? Daha da içeri giriyor. Sıkmamız lazım onu. Şimdi bakalım. 5 biraz daha.
5, 2. Çok az bir şey. Öbür taraftan ayarladım. İkisi tuttu. Biri tutmamış. Tamam. 5, 2 oldu. Burada yanmıştı kökerken. Şimdi o şivatayı elleceğiz. Yani gevşemesi diye ilaç koyacağız. Tamam. Şimdi çekiç getirin. Yok şeyden devye çekiç kesti. Tamam, verdik biraz ilaç. Şurada, şurada, şuradan verelim, şurada. Ha, tamam. Tamam, yeterli. Şimdi debriyajı ayarladım, kuyruğu ayarladım. Debriyaj başladı. 31, 31, 32. 31'miş hepsi, bir, yani 3-1 oluyormuş, öyle mi? Bu 3 oldu. 2, 8 oldu. Buna bakalım. Buna bakalım. Debriyaj farkı mı var? 2, 8 yine. Diğeri nerede? Bu ise 3, 1 oldu bu. 3, 1. Diğeri kaç? 2, 9. Buna bakalım. 2, 8. Bunları az daha dışarı vermemiz lazım. Sıktığımız zaman gevşetince aşağı veriyor. Sıkınca tamam. Kontu somunlu. 14, 15, 17 anahtarlar lazım. Kaç yapacağız? Normal 3, 2'ymiş hepsi. 3, 1, 3, 1. Hepsini 3, 1 yapalım. Ne bir şey çok dönmesin. Nasıl? Şimdi bakalım. Böyle sıkmamız lazımmış demek ki. Tamam, şimdi bakalım. Şey gelmemiş. 3 birim yapacağız. 3 santim mi acaba? Şimdi bakalım. 3 oldu. 3 birim yapalım. Köşeye değdiğine göre 3 2 ise köşeye değdiğine göre bu parmaklar sen fazla gitmiştin yani. Şimdi bakalım. 3-1 yapalım. Hemen. Buna bakalım. 3 yapıyor bu. Bunu sıkayım önce. Kontör somunlu. Şimdi çevirelim bırak. Şimdi bakalım. 2. Kumpas nereye? Şimdi. Daha aşağı düştü. Buna 2.5'a düştü. Bunu mu yapacaktık? Bunu yapacaktı. Yanlış. 3.1 oldu. Düz tutunca 3.1 oluyor. Anahtar 3 az daha. Böyle. Tamam. Şunu yapalım.
Şöyle dürüm duruyor acaba. Hadi bakalım. Neden o kambayı böyle tutardı? Tamam dur. 3-1 oldu şimdi. Buna bakalım. 2-8 çok şey. Anahtar kaldı. Bir mi? Şuna bir. Şimdi bu kaldı. Bu niye bu kadar düşmüş acaba? Bir de ayar yapmadım. Nerede o? 14, 17. Bir de gelmiş. Onu tükürüksene. Gösteriyor. Burası 3-1. Burası 3-1. Şurası. Burası 3 gösteriyor. Biraz daha. Burası 3 çeyrek. Şimdi bakalım. Üç bir. Tamam o zaman. Kameraya karşı değil, kameradan uyuttum deve ya. Karşısında hiç tutmayacağım. Anladım Ramazan. Çok da görüntüler buğduk çıkıyor. Badem duvarlara bakın. Ben görüntüden çektim duvarı.
Etten çok iyi çekmiş şimdi burada da bir. Hem şimdi burada bir portföyüm var. Şöyle 5-3 5-2. Bu ne 5-3? Eyvallah. 5-3 bu yanlış. Bunu ilaç koymuş muydu? Ne bre böyleymiş ya. Sıkıntı mı düşüyor? Gevşetince mi? Sıkıntı açılıyor, gevşeteceksin. İçeri gidiyor. Hey, akşamın hayırdır? Bir de gelin patladı, yolda kaldım ya. 5, 2, tamam mı? Patladım, biraderden aldım da emanet. Tek tekeri getirdim. Pastam olmasaydı... Karga burun getirin bana, karga burun. Kapat. Buradaki fark ne? 2 santim bir taraf, bir taraf 5, 2, 3'te. Burada 2 santim fark varmış, orada ise kaç santim? 2 santim burada. 2 santim mi oluyor? 2 santim 5, 2, 3, 2, 5, 2 var değil mi? 2 santim fark varmış arada. Bunlar iyi tuttum mu 2 santim daha fazla fark oluyor. Neyse gerisi ayarlanabilir, gerisi. Bunlar çok fazla dışarıdan yok değil, çok değil. 2 santim fark varmış arasında, tamam yani. Yarın da karı... Tamam, uzun zamandır eski modellerde bunlarda farklı ama bunlar yeni model. Eski modeller 6 vida, 17 anahtarlarla sıkılıyordu. Neyse yarın devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, yeni gününle birlikte başlıyoruz. Rumanı taktıktan sonra bakın priz direkt hiç sallanmıyor. Sapsağlam olmuş. Bu sallanıyor tabi. Volantinin ucunda bir rulman var. Bunu da o tutuyor. Bunu sallanmaması sayesinde buradan yağ gelmeyebilir. Şanzıman ön keçeyi değiştirdik. Kran keçeyi değiştirdik. Bir de bu milin, şu kalın milin arkasında bir keçe daha var. Önceden bunu açmışlar. Umarım keçe takmışlardır. Sahibinin isteği üzerine biz elimizde görevimizi yapıyoruz. Hadi niş baş yapalım. Yavaş yavaş ileri sürün. Şu tarafı daha ileri alın. Bu kirkoyu bu tarafa almayın için. Demirleri kontrol edin bir işi. Şunu şunu. Olmaz bunu. Oyan et şunu. Ayağınla vur. Tamam tamam. Bir tek İleri yollayın. Az dur, az yukarı mı? Az yukarıya. Kaldır. Hafif. Tamam. İleri. Hadi. Tamam. Şeyden vitesleri dolduralım. Bu takviye iyi olmadı mı la? Tamam. Şimdi şöyle aksi çevir, aksi şey. Şap kranka çevir. Nasıl çevirdik bu? Şu teker yetkili Osman. Krangı çevir. Kayış çekerek. Çevirin. Ha. Çevirin. Zorlayın. Zorlayın. Tamam. Nasıl ama işe yaradı. Şimdi civataları takın birkaç tane. Şey motor bu tarafa yatık duracak. Şu takozu alın şuradan, şu kadar ağacı. Şu ağacı çıkartın ağabeyim. Hadi bu tarafa yatması gerekiyor. Tamam hadi daha ileri. Civatalar ha. Hadi daha. Tamam tamam. Tekerleri koyun önüne, takozları koyun. Tekerin önüne koy takozu. Ha, koy sıkıştır öbürünü de. Tamam toplayın şimdi. Oldu. İleri gider daha. Acil anahtar lazım. 10 şöyle 10 lira. Öyle üniversiteler de öyle. Böyle bilmek için. Şu anda denemeleri yapıyoruz arkadaşlar. Gaz farı usta. Bastı. Tekere
şu anda iyi dönüyor. Evet. Bak. Yapacak çalıştığı zaman. Tam noktayız. Oradaydı. Cırcırı verdi. O da hidrolik bağlantılarını yapıyor. Hidrolik değil. Direksiyon. Tam direksiyon hidroliği daha. Hidrolik de oyandı. Hidrolik başka. Hidrolik de harman kayanda kaldı. Diyelim de tarafında. Top kolunu vereyim mi? Depo korumasının bağlantısını da yaptık. Şu anda. 10 dakika çekin. 10 dakika geçmedi. Çalışmıyor. Bunu çek, bu üstte oluyor değil mi? Tamam. Şurada. Şu, şuralara gidiyor. Dene bak şimdi Faruk. Depodan sonra şey yapacağız onu. Çalışıyoruz. Alın geleyim mi? Bekle, vanaya oturtur. Şeyler ortam sıkışıyor ya. Faruk. Ay, bomba çıktı. Tamam daha yerine oturduysa da yeri, pardon. Evet. Evet, depomodu bu. Önce de ikisi de girer. Yaşman lazım. Bura takıldı. Oynat. Geldi. Salla bakayım. İyi geldi. Şuna tehlikeli böyle. Kollar şuna bağladı böyle. Ardından içine geçiyor. Şöyle. Buradan buraya doğru bak. Birbirine yumuyorum. Birbirine takıyorum. Bak bak. Kelepçe yerim var. Borular da iyiymiş. Sağlam. Düz tornavida. Tamam. Top, top, top. Dubleks mi o? Dubleks ya, basın salar yapar da. Ramazan ustam yağ dolduruyor. Evet. Şanzıman yağsını tamamladık arkadaşlar. Üst çizginin biraz daha üstünde. Yağ dolgunu yaptık. Şu anda alt çizginin üzerinde normal seviyelerde tabi Romanya malı olduğu için orijinal şeyler farklı yazılar. Tam tutsam onları bir göstereyim şeyde. Erhaş yazıyor. Farah yazıyor. Yani şu an bu arada olması normal olur. Bu aranın altında olmaması gerekiyor tabi. Ondan sonra fazlalığa giriyor. Bu da tamam. Birazdan deneyelim. Buranın bağlantılarını yaptın mı? Nereye? Hı. Tamam mı? Stop. Bana geç. Bana geç. Evet.
Montajımız bitti. En son her şeyini topladık. Son kontrolleri yapıyoruz şu anda. Debriyaj ayarımızı yaptık. Gösterelim şöyle. Şurada almaya başlıyor. Gayet iyi. Şöyle de bir boşluk olması şart. Şimdi bir deneyelim bakalım. Neyse, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.